Merhaba İstanbul merakları. Bugün Ataköy'den merhaba diyorum sizlere. Barıthane'deyim. İBB Miras'ın İstanbullulara son zamanlarda hediye ettiği, yine renovasyon yaparak hediye ettiği Barıthane'deyiz. Birçoğunuz belki de benim gibi bu bölümü izlerken "Aa, ben burada çocukluğumu geçirmiştim. Neydi? Ne olmuş? Vay be" diyeceksiniz. Şimdi beni İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığından Planlama Müdürü Merve Gedik bekliyor. O önce buranın bir tarihini konuşalım. Neler oldu ve bugün nerelere geldi? Merve Hanım'la turumuzda hepsini anlatacağız şimdi. Merhaba. Merhabalar. Daha girişte harika bir yere girdim. Buralarda kim bilir neler yaptınız, bize anlatın. Daha girerken müzeyi görüyoruz. Kitaplık, sahne, müze ve kafeden oluşan bir yerleşkedeyiz. Değil mi? Bir kompleksteyiz şu anda. Biz de etrafı çevrili, 4 bloktan oluşan bir alandayız. Alanın kendi avantajları var çünkü böyle korunaklı bir bölge. 4 tane birbirine çok benzeyen blok var. Hepsine bir fonksiyon verdiğimizde de ortada bir keyifli bir avlu var. Biz oraya da bir izlerisi olan bir kafe yapısı ekledik. Hem bütün bu yapıları da bir araya toplayabilmek için. Buraya nasıl başladınız? Restorasyon çalışmaları nasıl başladı? Hangi amaçla başladınız? Nereden geçtiniz? Nerelere geldiniz son olarak? Bu yapıda yine bir endüstri yapısı ama diğerlerinden daha erken bir dönem aslında. Osmanlı endüstrisi, artık barut fabrikası aslında burası. Bunun da böyle bir geçmiş hikayesi de var. Şehrin içinde baruthane yapıları. Barut patlamaya ve yangına çok müsait bir ham madde olduğu için şehrin içinde bir kaza meydana geldiğinde imalathanede o mahallenin yok olmasına sebebiyet veriyor. Yangınlar, patlamalar. O yüzden şehrin daha dışına, çepere atmaya gayret gösteriyorlar. Yani burası İstanbul'un son baruthanesi mi olmuş? Bakırköy'de artık deniz yoluyla ham maddenin gelebileceği ama şehir içi yangınların da olmayacağı bir alana taşınmış. Bence o zaman tarihine biraz da hem binaları gezerek devam edelim hem de tarihi de tekrar yine tarihi binalarda konuşalım. Ne dersiniz? Baruthane'nin tarihini anlatan önemli bir şeye ulaştık. Şu gördüğünüz döşeme alanı. Hemen bakalım. Baruthane'nin döşemesi mi çıktı? Evet, ortaya? Özgün bir döşeme. Bunun üzerinde çokça katman vardı. Biz tabii işte sökümlere başlıyoruz. Her işte olduğu gibi burası yapıyı bir anlamak için. Burası Baruthane'nin döşemesi. Evet. Ahşap ve tabii ki şu ızgara sistemi önemli çünkü deniz kenarındayız ve barutun kurutulması gerekiyor. O yüzden burada daha hava alabilen, hava sirkülasyonunu sağlayabilen böyle ızgaralı bir ahşap döşeme yapılmış kendi döneminde. Bunun üzerinde barutlar kurutuluyor. Sonra da imalat başlıyor. Evet, hava sirkülasyonunu sağlayabilmek için. Tabii bizim bu altında da yine bu ızgara döşeme yine o havayı alabilmesi için ayaklar üzerinde. Biz orayı da ziyarete açtık. Yani burada gelen insanlara değişik bir deneyim sunuyor aslında. Hani buranın hem kendi özgün dokusunu görüyorlar hem işte aşağıdaki daha birazcık konforsuz bir alan ama bilerek gezilebilecek bir galeri alanı da var alt tarafta. Evet. Bu haliyle korumak istedik çünkü bu detay kendi döneminden kalan özgün bir döşeme detayı. Aslında bu yaptığınız restorasyon çalışmalarında hep çok sürprizlerle karşılaşıyorsunuz, evet. Değil mi? Öyle izliyorum çünkü. Bir yerden bir şey çıkıyor, beklenmedik. Tarihi bir şey çıkıyor. En keyifli kısmı da o aslında. Çünkü hani şey, işte yeni yapı projeleri elinizde bir proje oluyor. İşte temelini kazıp inşa ediyorsunuz. Ama bizim bu alanlarda yapının kendisi bir şeyler anlatmaya başlıyor. Şimdi İBB Miras bu restorasyon çalışmalarını yaparken sürprizlerle karşılaşıyor dedik ya. İşte biz şimdi o sürprizdeyiz. Evet, tam olarak o sürprizin içerisindeyiz. Neyin içindeyiz şu anda? İşte bu de görüyoruz. Baruthane ızgara döşemesinin altındaki şu anda. Tüneldeyiz. Değil mi? Burayı da tamamen tamir ettiniz herhalde, sağlamlaştırdınız değil mi? Şunu evet, yani zaten işte çıkan özgün bir sistemdi. Biz konservasyonunu yaptık, mevcudu koruyarak özgün detayını sergilemek istedik. 1700'lü yılların derzlerindeyiz. Buradan da püfür püfür bir şey esiyor. Bakar mısın? Ne güzel esiyor şuradan. İşte şu şey komple böyle havalandırma değil sistemi mi? Var. Ne zaman peki böyle atıl duruma düşmüş? Aslında artık teknoloji değişiyor. Barut teknolojisi kullanılmaz hale geliyor. Ya bu, tabii bir de Avrupa'da bu arada sanayi devrimi oluyor. Orada teknolojiler tabii ilerliyor. Evet, ama biz ne oluyoruz burada mesela? Şimdi zaten ilk barut üretimi başladığı andan itibaren yine kendi yapısından dolayı burası
sürekli olarak yanıyor, yok oluyor, patlıyor, tekrar tamir görüyor. Sürekli tekrar tadilat görüyor. Tabii şu da var, deprem de var. Yani burası deprem bölgesinde bir yandan. Zaten beklediğimiz İstanbul depreminden de en çok etkilenecek alanlardan biri. O yüzden dikkatinizi çekmiştir. Duvarlara dik payandalar var, bayağı iri. Onların hepsi aslında hem bu hani sürekli patlıyor olması hem de bir yandan da deprem denize çok yakınız. Kalın duvarlar ve payandalı sistem var burada. Fakat işte teknoloji değişince artık bu fonksiyonla burası kullanılamamaya başlıyor. Ama artık Cumhuriyet tarihi içerisinde farklı fonksiyonlar veriliyor. Aslında tabii İstanbul'un birçok yerinde varsınız artık İBB miras olarak. Hatta şu sarı brandalara bayılıyorum. Gördüğüm zaman bana tekrar bir İstanbullu olarak hediye geliyor, yaşasın diyorum. Bu sarı brandaları gördüğünüz zaman işte tarih tekrar canlanıyor, bize tekrar geri dönüyor anlamına geliyor. Kaçıncı sarı brandamız bu? Bitmiş olarak. Saymak zor ama 20'ye yakın yeri tamamladık. Hmm. Ama tabii bunların, bu bahsettiğim anıtsal yapılar. Onun dışında bizim münferit olarak gün içinde yaptığımız işte çeşme, anıt, hazire, türbe sürekli olarak. Onlar çok tabii. Onlar çok, onların sayısı. Ya bir de biz işte etkileşimli çalışan bir ekibiz. Sosyal medyadan bize gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Vatandaş şikayetleri hemen anında gidip müdahalede bulunuyoruz. Tabii İstanbul çok zengin. Pardon, bu ne demek? Yani bizim mahallede tarihi bir çeşme var, gelin tamir edin denilebiliyor mu size? Evet, denilebiliyor. Sosyal medyamıza da yazıyorlar. Aynı zamanda İBB Miras'ın mail adreslerine mail de atıyorlar. Zaten hemen gidip yapıyor musunuz? Bizim zaten mobil ekiplerimiz var. İBB Miras'ın sahada aktif olarak rota yaptığı ve düzenli temizlik yapıp gezdiği alanlar var. Peki, o zaman bitmiş olan, tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Buyurun Merve Hanım. Bir kitaplık görüyoruz. Şimdi kitaplığa girerek tekrar devam edelim sohbetimize, Barutane gezimize. İBB Miras'ın mesulü ettiği çoğu yerde kitaplık galiba olmazsa olmazların arasına girdi değil mi? Mümkün olduğunca yer müsaitse yapıyorsunuz. Yani bu kitap ve okuma üzerine çok ciddi bir hassasiyetiniz var. Gerçekten burada çok takdir edilesi bir durum. Bizim özellikle İBB Miras'ın kütüphane alanlarını işte laptopunu alıp evden çalışan ya da freelance çalışan insanlar gün içinde çalışmak için de kullanıyorlar. Aynı zamanda okuma dışında da. Bunu da çokça görüyoruz. Bütün kütüphane alanları benim böyle daha nitelikli tasarımlı konfor koşulları var ama bir yandan da kendilerinin rahatça girebilecekleri alanlar. Kütüphane sayısını da aslında göreve geldiğimizin iki katından fazlaya çıkardık. Yani çok azdı. Tabii içeride internet var. Tabii. Wi-Fi'miz var. Dolayısıyla burada çok güzel bir bel tur var. Her zaman olduğu gibi bir bel tur da kurulmuş. Ufak bir kahve molası ne dersiniz? Şimdi seyir terasına çıkıyoruz kahvelerimizle. Ooo çok güzel. Marmara seyri. Şöyle bir oturayım. Burada da Marmara seyri böyle. Özellikle akşamları bu kadar güneş olmadığı zaman oldukça keyifli oluyor. Burası çok keyifli gerçekten. Manzara da seyrediyorsunuz, kahvenizi içiyorsunuz. Şimdi tabii değer katan buraya en önemli bölümlerden biri de galiba sahnemiz. Şimdi de sahneyi görelim. Peki şimdi gördüğüm kadarıyla bu sahne kapalı bir sahne. Burada ne etkinlikler yapılıyor veya yapılacak? Şu an aktif olarak söyleşiler, dinletiler vesaire oluyor ama yeni sezon itibariyle bu sahneyi özellikle İstanbul'daki özel tiyatrolara vermeyi düşünüyoruz. Çünkü onların da yoğun bir sahne arayışı var. Bu da süper bir imkan aslında tiyatroya hizmet verme anlamında tabii ki. İçerideki sahne, daha doğrusu tribün, oturma basamakları kaldırılabilir özellikle. Yani hepsi duvar kenarına da toplanabiliyor. O yüzden çok çeşitli etkinlikler yapılabilir durumda. Duvar kenarına toplanan bir sahne göreceğiz. Evet, tribün kısmı. Yani seyircilerin oturdukları kısım, şu gördüğümüz kısım komple burada. Buraya gelip burası bütün bir mekan olarak da kullanılabilir hale geliyor. Burası bir yaşam merkezi olmuş. Yani gerçekten kafesiyle, kütüphanesiyle, işte sanat alanıyla ve burasıyla, sahnesiyle hakikaten bir yaşam alanı olmuş. Hem tasarım açısından nitelikli hem de daha görece daha işte
iyi tasarlanmış, kaliteli mekanlar böyle herkesin çat kapı gidebilecekleri alanlar olmadı uzunca zamandır. Ama son yapılan projelerle aslında İstanbul'da bu kentin kendisinin olduğunu fark ettim. Çok teşekkür ederim. İslam meraklarına bugün beraber hoşçakalın diyelim mi? Diyelim. Nasıl? Hadi diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Haftaya yine görüşeceğiz İstanbul meraklıları.